Çekirgeye bak. O tamam. Geç, Aha geçmiş sana olsun. yapıştı gel. Gel. Aha gitti balıklara yem olacak. Evet hadi bakalım Cevdet. Nereden iniyoruz? Cevdet çok yaklaşma abi. Yok Allah aşkına yok yok. Güzel bir meraya benziyor. Bakalım bu mera bize herhangi bir sonuç verecek mi? Sanki şurada karşıda güzel bir oynak oldu. Neyse hadi gidelim bakalım. Kanalın var mı abi? Var. YouTube'da mı? YouTube. Ne abi ismi? Doktorat çek. Doktorat çek. Evet. Takip edeyim abi ben hep izliyorum da böyle. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Yorum yaz cevaplarım. Depremden sonra 21 gün geçti ve ben ilk defa oltaları aldım, deniz kenarına indim arkadaşlar. Şimdi yardım başvurusunda bulunurken kaydımızı alıyorlar tabii böyle kaymakamlıklarda falan. Orada diyor ki işte psikolog ister misin? Ben dedim ki psikoloğu eşime verin siz. Benim dedim psikoloğum Deniz Atçek Narkoz. Ben kendimin baytarı olurum. Bulduğum ilk fırsatta da geldim. Yani tabii ki de kolay şeyler yaşamadık ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ve bir şekilde yeni bir hayat kurmak gerekiyor. Tabii ki sıfırdan başlamadan önce yaşadığımız bu travmayı da atlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ben dahil hala uyuyamayan hemşerilerim, arkadaşlarım var. Eminim birçok depremzede de öyledir. Bu yanlış anlaşılmasın. Ölümden korkmak değil. Uyurken yakalanıp da aciz kalıp çoluğuna, çocuğuna, eşine, annene, babana, kardeşine yardım edememe korkusu bendeki kendi adıma. Neyse. Atçek yapacağım yere varmak üzereyim. Burayı değerli arkadaşım Cevdet tarif etti. Daha önce hiç gelmedim. Varlığından bile haberim yoktu. Keşke çizmeyi giyseydim. O spor ayakkabı bizi kaydırır mı? Yok artık bir şekil geçeceğiz buralardan. Şöyle severim böyle kayalık meraları. Bakalım bize ne tür bir av verecek. Ulan taş yuvarlandı. İnşallah verir yani. Bilemiyorum bakalım. Oo, çok fena sivrisinek var. Ortam ama çok hoşuma gitti ha. Baksana bir zaman merdivenmiş. Gerçekten merdivenler ilk çöken yerlermiş. Şuraya bak. Merdiven çökmüş. Karşıdan evet doğru orada bir kişi görmüştüm hala orada. Ben de şöyle kendime bir yer seçeyim şurada bakayım. Evet arkadaşlar şurada önümde ufak bir oynak var. Şöyle bir 5 gramlık jiki taktım. Ve ilk atışımı yaptım. Günler sonra ilk defa avlanmaya çalışıyorum. Bu ikinci atıştı. Ve şimdi kaydı kapatacağım. Olur da yakalarsam kaydı açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş gün batıyor. Çok güzel bir mera ama su çok berrak. Şimdi burada olası hani melanur denedim ya da tral olabilir. Bir de bölgeyi bilmiyorum yabancıyım ya. Ama ben böyle kayalığı gördüğüm zaman bir şeyden adım gibi emin olurum. Zargana ve Barracuda banko fikstir. Arkadaşlar bakın boş yapmıyorum. Şu anda işte Barracuda için tam istediğim saat benim bu. Şu anda Barracuda saati arkadaşlar. Hava karardı. Gün battı. Barracuda bu saatlerde ortama çıkıp yavru balıkları avlamayı çok sever. Ancak bu şekilde bu berrak sularda kamufle olabilir ve beslenebilir. İşte biz de onun bu avantajını handikapa dönüştürüp avlayacağız. Avlayacağız. Konuşmayı mı unuttun lan doktor? Evet.
Tabii siz sanırım şu anda kamerada yani izlerken daha karanlık görüyorsunuzdur ama aslında o kadar da karanlık değil yani. Henüz daha tam karanlık çökmedi. Ama Barak Ünal'ın en sevdiği saat bu saattir işte. Bakalım alabilecek miyiz Baraküda ıskarmoz. Maket bir balık atıyorum. Yavaş sarıyorum. Kendini göstersin. Yüzeyin hemen altında yüzdürüyorum ki. Çünkü Baraküda alttan yukarıya doğru böyle yemine bakar. Ve şimşek gibi saldırısını yapar. Umalım da öyle olsun. Bu avımız da mutlu bir şekilde son bulsun. Aldım. Aldım. Hadi hayırlı olsun. Aldım. İşte bu. Ne konuştuysak o. Bak, ne konuştuysak o. Iskarmoz. Çok güzel bir ıskarmoz. Harika bir ıskarmoz. Ne konuştuysak o. Bakın. Oo, çok güzel. Çok güzel. Ne konuştuysak o. Evet. Tam anlattığımız gibi, anlattığımız saatte harika bir ıskarmoz aldık. Devam, devam, devam. Bir tane yakaladık. Bakın. Şöyle çok güzel. Evet arkadaşlar konuştuğumuz gibi bakın. Dişlere bak dişlere. Dişlere bak. Dişlere bak. Çok güzel. Bastık narkozu arkadaşlar. Şöyle şu balığı size güzel bir göstereyim ben. Bakın. Oo, oy 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 oy. Gerçekten. Gerçekten güzel bir parça. Şuraya bakın. Çok güzel bir parça. Bir dakika. Poşete girdi. Kendi kendine poşete girdi. Dişli bir balık olduğu için dikkatli olmak lazım. Bir çırpınışta dişlerini bize batırırsa mikrop kapabiliriz. Şöyle. Evet bakın. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir balık. Tamam bu burada dursun. Hemen biz ikinciyi. Hadi bakalım bir daha atalım. Hadi. Çok güzel. Tam konuştuğumuz gibi. Ama işte bazı taktikleri bilmek gerekiyor. O taktikleri bilmezsen boşuna. Bakın böyle çok yavaş çana yüzdürüyorum. Ya işin güzel yanı ne biliyor musun? Hani bir şeyi biliyorsun ve bunları yıllar içinde tecrübe etmişsin. Ve bunları aktarırken anlattığın şey gerçekleşiyor. Yani kelimeyle mana birbirini buluyor arkadaşlar. Bu beni mest ediyor. Bunu çok seviyorum çünkü yani şu anda biliyorsunuz çok fazla Google alimi de var. O yüzden ya gam yaptı ya. Gam yaptı. Sahteyi elimle çıkaracağım. Şu gamı çözmem gerekiyor. Yani şu gam olayından nefret ediyorum ama ne yapabilirim? Yani akşam akşam başıma geldi. Arkadaşlar saat epey bir ilerledi. Daha sonra şansımızı denedik ama gördüğünüz misine gam yaptı ve ben de avı bitirdim. Bir tane ıskarmoz yakaladım arkadaşlar. Günler sonra ilk defa deniz kenarına geldim ve bu ilk avımda bir ıskarmoz yakaladım. Daha sonra bir daha gelir miyim gelmez miyim bilemiyorum ama çok kısa bir süre sonra yine görüşeceğiz arkadaşlar. Herkese rast gelsin, iyi şanslar.